X ve Y 30 hex adresindeki sırasıyla düşük nibble ve yüksek nibble'mış. Nibble deyince herhalde ne olduğunu biliyoruz. Düşük 4 bit ve yüksek 4 bit. Soru neymiş? X eşittir X artı Y işleminin yapılması isteniyor ve elde bitinin de sonuçtaki elde bitinin de kontrol edilmesi isteniyor. Peki bizim yapacağımız işlem anlayacağınız gibi 4 bitlik toplama işlemi aslında. 4 bitten elde işlemi nasıl gerçekleşebilir ki? Yani biz carefully'e mi bakacağız? Elbette hayır. Çünkü elde biti 8 bitten taşma olma durumunda ancak setleniyordu. Buradaki elde biti bizim o zaman sonuç saklayıcımız ne ise onun 4. biti olacaktır. Peki devamında ne demiş sorunun bakalım. Eğer elde 1 ise port 0.0 setlenmeli. Aksel'de port 0.0 temizlensin. Ve bir varsayım vermiş. 30 hex'deki verinin F5 hex olması ve 55 hex olması durumu için çözümü tekrarlayacağız arkadaşlar. Bu değerler için. Rutinlerimizden başlıyoruz arkadaşlar. Neydi? Origin 00 hex ile başlattık problemi. S jump x dedik ve x etiketi. Şimdi ilk başta yapmamız gereken nedir? Bir düşünelim arkadaşlar. Sonuçta biz port 0'ı kullanacağımıza göre biliyorsunuz portların reset sonrası değeri FFX'di. Önce port 0'ı temizlememiz lazım. Çünkü bizim sonucumuzdan port 0'ın 0. pini etkilenecek. Dolayısıyla önce port 0'ı temizleme işlemi yapalım. Port 0 0 0 hex dedik ve port 0'ı temizledik. Sonra toplama yapacağımız değerleri çekmemiz lazım. Bunlar 30 hex adresindeymiş. O zaman önce bunu çekelim. Bunun için akümülatör kullanabiliriz. Move A dedik ve 30 hex'deki veriyi çektik. Ancak bizim toplanacak değerler 30 hex'in düşük nibble'ı ve yüksek nibble'ı. Dolayısıyla önce bir tanesini alıp sonra da diğerini alıp o şekilde toplama işlemini gerçekleştirmemiz lazım. İsterseniz önce düşük 4 nibble'ı düşük nibble'ımızı alalım arkadaşlar. Yani düşük 4 biti. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yüksek 4 biti maskelememiz gerekiyor. ANL ile yapabiliriz arkadaşlar bunu. ANL A dedik. Veriyle maskeleme yapacağız. Verimizin ne olması lazım? Yüksek 4 biti kaldıracağız. Düşük 4 bit kalacak. Dolayısıyla 0 fx ile galiba bunu yapabiliriz. Şimdi elimizde bakın hangi veri var? Onu isterseniz sonuca yazalım açıklama satırı olarak. Elimizdeki veri bakalım 30 hex'in düşük nibble'ında x var diyor. O halde A'daki son değer şu anda x. Murat port 0'ı neden sıfırladık? Bakın soru bize diyor ki elde biti eğer 1 ise port 0'ın 0. pinini 1 yap. Aksi halde 0 kalsın. Şimdi biz bütün portların ilk çalışma sonrasında ya da reset sonrasında değerinin FFX olduğunu biliyoruz. Yani bütün pinleri 1. Dolayısıyla bizim işlem sonucundan port 0 etkileneceği için öncesinde temizledik. Yani işlem sonucundan önceki değeri 0 olsun. İşlem sonucundan sonra da artık değeri değişecekse bizim algoritmamız da değişecek. Evet, akümülatördeki son değerimiz neydi arkadaşlar? X'ti. Şimdi sonraki değeri almak için yine akümülatörü kullanacaksak X değerini başka bir saklayıcı kullanarak saklamalıyız. Bunun için sabit bir saklayıcı adres kullanabiliriz. Mesela 30 hex burada kullanımda. Mu 40 hex dedik arkadaşlar. Akümülatöre sonucumuzu aldık. Tabii burada bir şey yapmayı unuttuk. Sizden de bir şey gelmedi. Şimdi 30 hex'de biz isterseniz önce F5 hex olduğu varsayımıyla çözelim.
Bunun olduğunu varsayıyoruz ama derleyici bunu anlamaz. Dolayısıyla bunu önce 30 heksadresine yazmamız lazım. Şurada arkadaşlar mul 30 heks ve F5 heks için biliyorsunuz harf ile başlıyorsa başına 0 koyuyorduk. F5 heks yazarak 30 heksadresine ilgili veriyi yazdık. Burada şöyle bir açıklama yazabiliriz. Varsayım 1 için. Varsayım 1 için dediğimizde nedir arkadaşlar durum? 30 hex adresi eşittir F5 hex için yapıyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi bakın 30 hex'den aldığımız verinin düşük nibble'ını 40 hex'de sakladık. Buradaki işimiz bitti. Sonraki işlemle arkadaşlar 30 hex'in yüksek nibble'ını da almalıyız. Bunun için yine akümülatöre 30 hex'deki veriyi taşımamız lazım. Bunun yüksek nibble'ını almak için arkadaşlar yine bir maskeleme işlemi yapmamız lazım ve toplamada kullanacağımız için bunu bir de döndürmemiz lazım. Döndürme için biliyorsunuz yüksek nibble'ı düşük nibble'a, düşük nibble'ı da yüksek nibble'a döndürmek için swap komutu kullanabiliyorduk ve swap komutu yalnızca akümülatör ile kullanılıyordu. Swap A ile önce yüksek nibble'ı düşük nibble'a aldık ve sonra artık maskeleme yapabiliriz. ANL A dedik ve aynı değeri kullanabiliriz. Yani 0 f(x)'i kullanabiliriz. Çünkü artık bizim istediğimiz veri düşük nibble'da. Son durumda akümülatördeki değer ne olacaktır arkadaşlar? Y değeri olacak. Tekrar edelim. 30 hex'deki veriyi tekrar aldık. İstediğimiz 30 hex'deki verinin yüksek nibble'ını çekmek. Dolayısıyla swap A ile yüksek nibble'ı önce düşük nibble'a aldık. Ondan sonra yüksek nibble'ı temizledik arkadaşlar, maskeledik ve akümülatörde artık sadece Y değeri var. Evet, işlemimiz neydi? Bakın, X artı Y işlemiydi. Elimizde X de var. X 40 hex'de bulunuyor. Elimizde Y de var. Artık Y de son akümülatörde bulunuyor. Artık toplama işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunun için biliyorsunuz add komutu kullanıyorduk. Add A dedik. Ne ile? X değerimiz neredeyse onunla arkadaşlar 40 hex dedik. Evet, artık 4 bitlik 2 adet sayının toplanması işlemi gerçekleşti. Bakın A ne olacaktır? A şu anki durumunda X artı Y olacaktır. Ve sonucun biz X'e yazılmasını istediğimize göre arkadaşlar X'i de 40 hex'de tutmuştuk. Yine sonucu 40 hex'e yazabiliriz. Bu 40 hex dedik. A dedik ve sonucu buraya yazmış olduk. Peki o zaman biz elde kontrolünü nasıl yapacağız? Biliyorsunuz koşullu dallama komutlarını öğrendik arkadaşlar. Bizim elde bitimiz bakın işlem sonucu artık akümülatörde ise elde bitimiz ne olacak arkadaşlar? ACC'nin dördüncü biti olacak. ACC'nin dördüncü biti olacak. Neden? 0, 1, 2 ve 3. bitler bizim 4 bitlik işlem sonucumuz. 0, 1, 2 ve 3. bitler. 4. bit ise bizim taşma bitimiz olacak. Dolayısıyla ACC'nin 4. bitini yoklayarak biz işlem sonucunda elde olup olmadığını kontrol edebiliriz. Peki 1 bitlik verinin kontrolü için komutlara baktığınızda neler var? JC var. Jump if carry, JNC var. Ancak bizim işlemimizde elde biti etkilenmiyor. Dolayısıyla bu iki komutu kullanamayız. Başka ne vardı? Hatırlayalım. JB komutu var. JBC var ya da JNB komutu var arkadaşlar. Bu komutlardan herhangi birini kullanabiliriz. Burada ne kullanalım?
arkadaşlar isterseniz JB komutunu kullanarak yapabiliriz. Jump if bit hangi bit bizim elde bitimizdi? Akümülatörün dördüncü biti. Akümülatörü bit tabanlı kullanacaksak ACC kullanmak zorundayız demiştik arkadaşlar. ACC.4 dedik. Peki elde oluşmuşsa bu koşul sağlanmış demektir. O zaman elde diye arkadaşlar bir etiket yapalım ve oraya gönderelim. Peki bu koşul sağlanmazsa bunun bizim için anlamı nedir? Elde oluşmamış demektir. Koşul sağlanmazsa program ne yapıyordu? Bir alt satırdan itibaren çalışmasına devam ediyordu. Bakın eldenin oluşmaması durumu için bizden ne istenmiş? Port 0.0 temizlenmeli demiş. O halde biz burada port 0.0'ı temizleyebiliriz. Port 0.0 diyebiliriz arkadaşlar. Sonra program ne yapsın? Ya sonuca gidecek ya da aynı işlemleri tekrar edecek. Tekrarlı bir işlem soruda belirtilmediyse biz o zaman programı bitir etiketiyle sonuca gönderebiliriz arkadaşlar. Bakın, önce etiketleri tanımladık ama henüz etiketler şu an elimizde yok. Elde oluşmuşsa durumu için elde diye bir etiket tanımlamıştık. O halde önce onu halledelim isterseniz. Elde dedik. Elde oluşmuşsa bizden istenen ne? Soruda bakalım. Port 0.0 bir yapılmalı diyor arkadaşlar. O halde burada setbit port 0.0 diyerek port 0'ı setleyebiliriz. Ardından başka herhangi bir işlem istenmediği için buradaki işimiz bitmiştir. Programı sonlandırabiliriz. Zaten sonlandırma için bitir programı etiketi tanımlanmıştık arkadaşlar. Burada bakın tekrarlı işlem yok. Bir defa yaptığımız işlem var. Rutin olarak bizim alışkanlık haline getireceğimiz iş neydi arkadaşlar? End direktifinden önce sonsuz döngü oluşturulması. O zaman burada sjump bitir ile bir sonsuz döngü oluşturabiliriz. Ve son olarak end direktifiyle programı sonlandırabiliriz. Programda eksik ya da hatalı gördüğünüz bir şey var mı arkadaşlar? İsterseniz akışı bir kontrol edelim birlikte. Orijinine başlattık. Port 0 önce temizledik. Çünkü port 0 etkilenecek bizim işlem sonucumuzdan. 30 hex'deki verinin F5 hex olduğunu varsaydık. Burada bize İlk varsayımın bu olması, ikinci varsayımın bu olması gerektiği söylenmiş. Bakın F5 hex ise burada arkadaşlar low nibble'ı x demiştik. Yani x5 olmalı. High nibble'ı da f demiş arkadaşlar. Yüksek nibble'ı. Bizden istenen aslında f artı 5 işleminin yapılması. Bu işlemden normalde taşma olacak mıdır? Kontrol edelim. 4 bit için taşma olacak mıdır? F15'ti. 5 ile topladığımızda 20 olacak. 20 4 bitten taşma meydana getirir. Neden? 4 bit için ifade edebileceğimiz en büyük sayı 15. Dolayısıyla 20'den 16'yı çıkardığınızda düşük 4 bitte 4 olması lazım ve taşma biti olan 4. bitte ise 1 olması lazım. İşlem sonucunun böyle olmasını bekliyoruz. 30 hex'deki veriyi aldık arkadaşlar. Sonra maskeleme yaptık. Bakın burada belki şöyle bir soru işareti aklınıza gelmiş olabilir. Akümülatöre almadan önce biz bu işleri yapamaz mıydık? Bunun cevabı arkadaşlar ders notlarını açalım. Bunun cevabı için bizim kesinlikle komut tablosunu kullanmamız lazım. Komut tablosu. Evet. Ders notlarınızda arka sayfalarda olacak. Evet. ANL komutunun kullanımına bakalım arkadaşlar. ANL komutu akümülatörle kullanılabilir ya da direct adresle kullanılabilir. Bakın biz burada akümülatöre almadan direct adresle de kullanabilirmişiz.
akümülatör almayı tercih ettik. Ama yine 38'deki veriyi doğrudan maskeleme işlemi de yapabilirmişiz. Başka kullanımlara bakalım. Swap var mesela. Swap'ı A ile yapmışız. Yine swap komutunun kullanımına bakalım. Acaba onu da doğrudan direkt adresle kullanabilir miydik? Evet. Şurada arkadaşlar swap komutu bakarsanız swap komutunun kullanımı yalnızca ağ saklayıcısı ile. Dolayısıyla bunu zaten başka bir saklayıcıyla kullanamazmışız. Yani bu ders kapsamında arkadaşlar çözümlerin çok farklı olabilmesi mümkündür. Yani mesela biz burada JB kullandık. Belki JNB komutu da kullanabilirdiniz. Tekrarlı bir işlemse JBC de kullanabilirdiniz. Çok farklı çözümler elde edilebilirdi. Programımızı derleyebiliriz. Bilmiyoruz hata var mı yok mu henüz. Bakın hata verdi. Hatanın olduğu yere çift tıkladığınızda arkadaşlar sizi ilgili satıra götürecektir. Bakın 19. satıra getirdi bize. Port 0.0'da hata var. Altında hemen bir hata daha vermiş. Undefined Symbol diye. Ona da çift tıklayalım. Bakın bizi yine port 0'ın 0. bitine setlediğimiz yere getirdi. Belli ki arkadaşlar bu program çevre birimlerini henüz tanımıyor. Buna ilişkin bizim header file dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Orijinden önceki satıra gelip sağ tıklarsanız bakın projeyi oluşturduğunuz işlemci için burada arkadaşlar insert include rec 8253 hex diye bir header file eklenmesi mümkün kılınmış. Bunu ekleyebilirsiniz. İşlemciye göre değişir. Biliyorsunuz bizim proje AT89S8253 için kuruldu. Bu sebeple bunun header file'ı bu. İsterseniz şuradan da kontrol edelim. Bakın device seçimini biz AT89S8253 seçmişiz. Tamam. Bunun için de rec8253.h dosyası bizim header file'ımız. Yani çevre birimlerini tanıması için bizim bunu eklememiz lazım. Şimdi tekrar derleyelim isterseniz. Bakın sıfır hata, sıfır uyarı. Artık debug kısmından biz simülatörden programı koşturabiliriz adım adım. Şimdi debug kısmına geçelim. Bakın arkadaşlar şunu kapatayım önce. Ondan sonra çekelim. Şunu şöyle alalım. Evet. Biz bu problemin çözümü için port 0'ı kullanacağız. Herhangi bir çevre birimini kullanacaksanız bunu bakın şu yukarıda peripherals denilen bir kısım var. Buradan çekebilirsiniz. Bakın giriş çıkış portları için 4 adet portumuzun olduğunu biliyoruz. Bu soruda port 0'ı kullanacağız. Port 0'a tıkladığınızda size küçük bir ekran olarak port 0 gelebilir. İsterseniz bunun değerini burada siz donanımsal olarak da değiştirebilirsiniz. Yani yazılım içerisinde yok. Mesela şunu tıkladığımızda port 0'ın değerini değiştirmiş oluruz. Anlaşıldı mı? Bu açık kalsın bizde. Başka etkilenecek yine veri hafızamız var. Veri hafızamıza ilişkin pencereyi de açtım. Burada yine kullandığımız adresler 30 hex, 40 hex yani onun katları olduğu için arkadaşlar şu pencere genişliğini ayarlayarak biz onun katları şeklinde ayarlayabiliriz. Dolayısıyla şurası 0, şurası 10, 20, 30, 40 hex adreslerini sırasıyla gösterecektir. Başka akümülatör ilişkin bakın şurada zaten bizim göreceksiniz. Ve artık programımızı adım adım çalıştırabiliriz. Programa geldiğimizde bakın sarı olan yer aslında programınızın olduğu yer. Neden burada? Çünkü programınız için ilk komut sjump komutu. Origin bildiğiniz gibi bir direktiftir. Sjump komutuna gelmiş doğrudan. Şuradaki step adım adım koşturma fonksiyonuyla step one line'la her satırı ayrı ayrı tek tek koşturabiliriz. Sjump x ile x satırına geldik. Port 0'ın temizlenmesini bekliyoruz. Bakın port 0'ı temizledi arkadaşlar. 30 hex'e F5 sayısı atılacak. Bakın şuradaki hafıza hücresinin
F5 olmasını bekliyoruz. Bu satır koşturulduktan sonra koşturduk ve şuranın F5 olduğunu görebiliriz. Şimdi 30 hex'deki burada bir hata yapmışız. Gözünüzden kaçmış sizin de. Biz 30 hex'deki veri akümülatörü alacağız. Adresteki veriyi alacağız ama burada veri işaretlemişiz arkadaşlar. Bunu düzeltmemiz lazım. Düzeltme için debug kısmından kesinlikle çıkmalısınız. Bakın diyez işaretini kaldırdık ve programı tekrar derledik. Hatamız ve uyarımız yok. Tekrar debug kısmına geldik. Aynı yere kadar tekrar gelelim. Evet, 30 hex'deki veriyi akümülatöre atıyoruz. Bakın akümülatörün değeri F5 hex oldu. Onun olmasını bekliyorduk zaten. Şimdi F5 hex'in yüksek 4 bitini yani yüksek nibble'ını maskeliyoruz. Neden? 30 hex'in düşük nibble'ında x var. X'i elde etmek için. Bakalım yapabilecek miyiz? Maskeledik. Sonuç akümülatörde. Bakın yüksek nibble maskelendi ve x'in 5 olduğunu zaten biliyorduk. Düşük nibble x, yüksek nibble y demiştik. X şu an akümülatörde. Onu 40 hex'e atacağımız satırdayız arkadaşlar. 40 hex'de artık bakın ilgili hafıza hücresinde 40 hex'de 5 hex verimiz var. Yani x değeri. Sonra 30 hex'deki veriyi tekrar akümülatöre aldık. Bunun yüksek nibble'ın da y olduğunu biliyoruz. Yüksek nibble'ı önce düşük nibble'a döndürüyoruz. Arkadaşlar döndürdük. Bakın f5 hex 5 f hex oldu. Şimdi yine yüksek nibble'ı maskeliyoruz. Y'yi elde etmek için. Evet, Y artık elimizde. Akümülatör içerisinde F-hex sayısı var. Yani Y değeri var. Şimdi X ve Y'yi topluyoruz arkadaşlar. Bu satırdayız. Evet. X ve Y'yi topladık. Sonucun ne olmasını bekliyorduk arkadaşlar? Dördüncü bit 1 olacak. Geriye kalan ifade de 4'e eşit olacak demiştik. İsterseniz sağlamasını yapabiliriz. Evet, 16'lık tabanda arkadaşlar F sayısı ile 5'i topladığımızda sonucun 14 hex olduğunu görebilirsiniz. Her bir 4 bit bir nibble olacaktı. Dolayısıyla işlem sonucunun düşük nibble'ı 4'e eşit, yüksek nibble'ı ise 1'e eşit. Yüksek nibble'ın 1 olması demek bizim için işlem sonucundan taşma var demek. Tamam. Bunun kontrolünü nasıl yapacağız? Akümülatörün 4. bitine bakarak. Şimdi oraya geleceğiz. Bakın işlem sonucunu önce 40 hex'e almışız. 40 hex'de işlem sonucumuz var artık. 14 hex. Şimdi bizim koşullu dallanma komutumuz. Akümülatörün 4. biti eğer 1 ise eldeye dallan diyoruz. Çünkü işlem sonucundan elde oluşmuş demektir. Bakın program eldeye gitti. Çünkü işlem sonucundan taşma vardı. 4 bitten taşma vardı. Elde de arkadaşlar soru bizden ne istiyordu? Port 0'ın 0. pinini setleyin diyordu. Setlediğinizde bakın port 0'ın 0. biti setlendi. Ve artık sonsuz döngüdeyiz. Program burada kalır. Peki, bunu akümülatörün 4. bitini değil de başka bir biti kullanarak yapabilir miydik? Buradan görebiliriz arkadaşlar. Bakın. PSV'nin bitlerini. Neler varmış? 0. bitinde parity biti var. 1. bit rezerve. Yani hiçbir işlem yok. 2. bitte overflow var. 8 bitten taşması olması durumunda setleniyordu. 3. ve 4. bitler taşma bitleri. Pardon, bank seçim bitleri. Bu rezerve bit yine. 6. bit AC. Buna son derste değinmiştik. Neydi arkadaşlar bu bit? İşlem sonucunda 4. bitten taşma meydana gelmişse AC biti setlenir demiştik. PSV'nin 6. bitini kullanarak o zaman biz aynı kontrolü gerçekleştirebiliriz.
Peki PSV bit adreslenebilir miydi? Bakın, bit adreslenebilir bir saklayıcı. Dolayısıyla burada PSV'nin 6. bitini kullanabiliriz. Bakın şurada PSV var zaten arkadaşlar. Durumu işlem sonucunda 4-0 olmuş. 4-0 ne demek? PSV'yi açtık bakın. AC bitinin setlendiğini görebilirsiniz. İlk 4 bitten taşma olduğu için yani düşük nibble'dan taşma olduğu için AC biti setlenmiş. Dolayısıyla burada ACC'nin 4. biti yerine PSV'nin 6. bitinde kullanabilirdik. Deneyelim. Debug'dan çıktık arkadaşlar. PSV dedik ve 6. biti dedik. Derledik programımızı. Hata yok ve simülatör kısmına geçtik. İsterseniz programı şuraya kadar koşturalım. Buraya bir tane breakpoint koyduk arkadaşlar ve bu satıra kadar programı koşturuyoruz. Run to cursor line. Koşturduk. Son durumda işlem sonucu bakın 14 hex. Şimdi PSV'nin 6. bitini kontrol edecek. Eğer 1 ise elde oluşmuş diyecek. Bakın elde oluştuğunu gördük. Ve 4-0-0'ı setledik. Peki başka soru soralım o zaman. Bu anlaşıldı zannediyorum. Biz burada JB değil de JNB bitini koşullu dallanmayı kullansaydık programda nasıl bir manipülasyon yapacaktık? PSV'nin 6. biti eğer 0'sa eldeye git demek bu arkadaşlar. O zaman PSV'nin 6. biti ise bizi bu etikete göndereceğine göre bakın istenene tekrar dönelim isterseniz. Elde yoksa port 0.0'ı temizleyin demiştik. PSV'nin 6. bitinin 0 olması ne demek? Elde yok demek. Değil mi arkadaşlar? Elde yok demek. O zaman isterseniz karmaşadan kurtarmak için önce şu etiketi değiştirelim. Artık bu elde değil, elde yok olmalı. Elde yoksa bizden istenen neydi? Port 0.0'ı temizle. O zaman şurası set bit değil, clear olmalı. Eğer bu koşul sağlanmazsa program nasıl davranacaktı? Etikete gitmeyecekti de bir alt satırdan devam edecekti. Bu koşulun sağlanmaması durumu ne demek? Elde var demek. Elde varsa yapacağımız işlem ne? Port 0.0'ı setlemek arkadaşlar. O zaman burada da set bit port 0.0 demeliyiz. Şimdi derleyelim. Derledik ve simülatör kısmına dönelim tekrar. Acaba gerçekten istediğimiz gibi çalışacak mı bakalım. Adım adım koşturduk. Zaten şuraya kadar işlemler aynı. Yine breakpoint koyup oraya kadar gelebiliriz. İşlem sonucumuz bakın yine 14 hex. Şimdi bu koşulu değerlendirecek. Şu anda arkadaşlar işlem sonucunda elde var mı? Var. Bakın yüksek nibble 1 olmuş akümülatörün. Dolayısıyla elde var. Elde varsa elde yok etiketine gitmemesini bekliyoruz. Yani bir alt satırdan devam etmesini bekliyoruz. Bakın bir alt satıra gitti ve port 0.0'ı setledi. Şimdi 21. satırdayız. S-Jump Bitter'de. Buraya peki biz bunu neden koyduk? Bakın S-Jump Bitter'ı koymamış olsaydık program nereden devam edecekti? Elde yoktan devam edecekti. Biz bunu istemiyoruz ki. Yani elde varsa port 0.0'ı setlesin, elde yoksa da temizlesin. Dolayısıyla bizim bu etikete bizim isteğimizin dışında, bizim koşulumuzun dışında gitmesini istemeyiz. O yüzden buraya bir koşulsuz dallanmayla programı istediğimiz yere yönlendiririz. Tamam. S jump bitirli arkadaşlar. Bakın bitir satırına programı yönlendirdik. Evet, sorunun o zaman ikinci varsayımına geçelim. Şu breakpoint'i kaldıralım. İkinci varsayım ne diyordu arkadaşlar? 30 hex adresinde
55 hegz olduğunu varsayın. O halde şurayı 55 hegz yapmalıyız. Ve bu haliyle arkadaşlar şurayı da 55 hegz yaptık. Bu haliyle programı tekrar derleyelim. Derledik. Her zamanki gibi bizde hata yok arkadaşlar. Uyarı da yok. Hemen simülatör kısmına dönelim. Evet, S-Champ-X ile başladık. Port 0'ı temizledik. 30 hegze 55 hegz attık. Bakın 30 hegz adresinde 55 hegz verisi var. Ardından akümülatöre aldık bu sayıyı. Ve sonra yüksek 4 bitini maskeledik. Düşük 4 biti kaldı. Bu bizim için X değeriydi. Sonra sonucu 40 hegz aldık. X değeri artık 40 hegz adresinde. 30 hegzdeki veriyi tekrar akümülatöre aldık. Çünkü yüksek 4 bitini almalıyız. Swap A ile döndürdük ve yüksek 4 biti maskeledik. Artık akümülatörde Y sayısı var. 4 bitlik Y sayısı var. İki tane 4 bitlik sayının toplamını gerçekleştiriyoruz. Bundan önce isterseniz manuel olarak bir düşünelim. Toplayacağımız sayılar ne? 5 hex ve 5 hex sayılarının toplamı. İki tane 5 hex'i toplarsak ne olur arkadaşlar? Desimal olarak düşünürseniz 10 olur. 16'lık tabanda heksadesimal olarak düşünürseniz A olur. Yani bizim işlemcimiz 16'lık sayı tabanını burada simülatör kullandığı için o zaman sonucumuzun 0 A hex olmasını bekliyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Bakın akümülatöre 0 A hex oldu. Düşük nibble'ı A, yüksek nibble'ı 0. Taşma var mı arkadaşlar? Taşmamız yok bu işlem sonucunda. Sonucu bir de 40 hegze atıp sakladık. Ve şimdi taşma olup olmadığını kontrol ettiğimiz satırdayız. PSV'nin 6. bitinden de görebilirsiniz. Bakın AC biti 0 olmuş. Burada arkadaşlar bunun kontrolünü yaptığımızda bakın elde yok etiketine gönderdi bizi. Ve burada port 00'ı temizlememiz isteniyor. Temizledik ve program sonlandı. Aynı soruyu arkadaşlar x eksi y olarak yapabiliriz belki. Bunun için programda yapmamız gereken manipülasyonlara bakalım. X eksi y işlemini yap ve elde bitini kontrol et. Ona göre de arkadaşlar carry'i 1 ile ya da 0 ile pardon 0 0'ız 1 ile ya da 0 ile 30 hex değerinin de yine F5 ve 5 5 olmasını buradaki varsayımı değiştirelim. X bu Y bu burada elde oluşacak. Ha, burada da oluşmayacak. Doğru. Değiştirmemize gerek yok. O zaman yine isterseniz F5 hex ile başlayalım. Varsayımımız, ilk varsayımımız 30 hegz adresinde F5 hegz var. Sayıyı aldık. Yüksek 4 biti yine maskeledik. Ve 40 hegz ile sakladık. X değerini. Sonra sayıyı tekrar aldık. Düşük 4 bitini aldık. Ve Y sayısı da artık akümülatörde. İşlemimiz arkadaşlar çıkarma işlemi, toplama işlemi değil. Ve x eksi y işlemini yapacağız. Dolayısıyla akümülatördeki veriyi önce değiştirmemiz lazım. Move nereye atalım bunu da? 50 hegze atalım. Y'yi 50 hegze attık arkadaşlar. Sonra move a ile x verisini aldık. O neredeydi? 40 hegzdeydi. Evet, eldenin temizlenmesi lazım. Neden? Şunu düşünelim. Y verisi aslında bu soru için ne arkadaşlar şu anda? F. X verisine 5.
5'ten f sayısını çıkardığınızda elde oluşacaktır. Dolayısıyla burada elde kullanmamızın tabii ki anlamı var. Eldeyi temizlememiz gerekiyor. Toplama işleminde normalde dördüncü bite sarkma gerçekleşirken, elde gerçekleşirken burada arkadaşlar elde etkilenecek. Çünkü yapılan işlem 5 sayısından f sayısının çıkarılması. Tamam. Sap A 50 hex dedik. O zaman şuranın herhalde bir anlamı yok bizim için. Şuranın da anlamı yok. O zaman hangi biti kontrol edeceğiz? Elde bitini kontrol edersek biz ne anlayacağız arkadaşlar? Bu işlem sonucunda elde oluşmuşsa arkadaşlar bakın şuraya açıklama satırı olarak yazabiliriz. Eğer x eksi y işleminde elde oluşmuşsa ne diyebiliriz? Y büyüktür x diyebiliriz, değil mi? Aksi halde x büyük ya da eşit y olacaktır. Peki o zaman kontrol edeceğimiz bit belli. PSV'nin 6. biti falan filan değil. Elde biteni doğrudan kullanabiliriz. Bunun için kullanabileceğimiz ne komut var? JC komutu var arkadaşlar. Jump if carry. Bu koşul ne zaman sağlanıyor? Eğer elde 1 ise arkadaşlar o zaman burayı yine elde etiketiyle değiştirebiliriz. Elde varsa bizden ne isteniyor? Port 0'ı setlememiz isteniyor. Elde yoksa bu satıra gelecek. O zaman da temizlememiz isteniyor. Ve işlemi bitiriyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Derleyelim ve geçelim simülatöre. Ve bakalım. Port 0'ı temizledik. Sayımızı aldık. Sonra akümülatörü aldık ve x sayısı artık 40 egzide. Bakın x sayısı 40 egzide yani 5 egz. Sonra sayıyı tekrar alıp y sayımızı aldık. Y f'miş. Onu da nereye atıyoruz? 50 egze atıyoruz. Bakın f sayısını. Sonra x sayısını tekrar akümülatöre aldık. Akümülatör 5 egz. Eldeyi temizledik ve akümülatörden 50 hex'deki sayıyı çıkarıyoruz. Yani 0F sayısını. Çıkardık. Bakın PSV'de zaten elde bitinin doğrudan setlendiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç ne? Sonuç akümülatörde F6. Bunun olması normal mi? Sağlamasını yapabiliriz yine. Bakın yapılan işlem ne arkadaşlar? 5 eksi f işlemi. Pardon, onluk tabandaymışız. Şunu temizleyelim. 5 eksi f eşittir. Bakalım. Normalde biz 8 bitle ilgileniyorsak arkadaşlar bu 8 bit değil çok yüksek sayı olarak değerlendirdiği için bu böyle sonuç. En küçük 2 dijite haneye bakmamız lazım. İşlem sonucu F6 eksi. Bakın akümülatörde de zaten aynı değeri göreceksiniz. F6 eksi ve elde biti setlendi. Elde biti oluşmuşsa o zaman bize elde etiketine göndermesini bekliyoruz. Bakın eldeye geldik ve port 0'ı setledik. Yani bizim için port 0.0'ın setlenmesi y büyük x demek arkadaşlar. Eğer olmasaydı x büyük eşit y olacaktı. İsterseniz onu da yapalım. İkinci varsayım neydi? 55 hex arkadaşlar. 30 hex'in yeni değeri. Bu durumda ne olacak? X sayısı 5, y sayısı da 5. 5 eksi 5 işlemi 0. Elde oluşmamış demektir arkadaşlar. Şimdi onu çözelim. Evet, sayımızı aldık.
Maskeledik ve x değerini aldık. Maskeledik ve y değerini aldık. Bakın x değeri 40 egzde, y değeri 40 egzde. Sonra x değerini tekrar akümülatör aldık. Ellerimizi temizledik ve akümülatörden 50 hegzi yani x eksi y işlemini yaptık. Bakın sonucun 0 olduğunu görüyoruz. Zaten yapılan işlem 5 eksi 5 işlemiydi. O halde bu koşul sağlanmayacak. Koşul sağlanmazsa bir alt satırdan devam edecek. Bir alt satırdan devam ediyor program ve port 00'ı temizledi. Bizi bitişe yönlendirdi. Bu sorunun çözümünü de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar.